Ateş. Ateş. Gayet güzel. Matem. Bak bu karanlık kelimeler can sıkıyor bugün. Hayrına. Hayrına yaptım. Kara toprak. Kara toprak. Hakkı geçme. Hakkı geçme. Kinayeli Belkıs Hanım geldiler. Atarlı falan dediler Atarlı bana izlerken. Asla. Kim onu söylemiş? Arkadaş çevrem. Arkadaş çevremiz. Aa, bir dertleri vardır onların da abartıyorlardı hadisi. Evet arada böyle dokunduruyorsunuz. Yani model böyle bende. Niye öyle? Bilmiyorum öyle. Ya tanışma videosunda devrime bile laf sokuşturmuşsunuz Belkıs Hanım. Yapmayın öyle. Allah Allah. Şimdi benim kelimelerim var. 14 tane. 4 tane harf alabilirsiniz. Üzerine 5 saniye arttırmak gerekiyor. Olmazsa hep birlikte Gökçe Hanım'ı alkışlayacağız. Şu anda birinci sırada olan o çünkü. Ne dersiniz? Hemen başlayalım mı? Başlayalım. Çok da kolay bir soruyla başlıyoruz. Buyurun bakalım. Toplanma günü anlamında bir sözcük. Günü. Toplanma anlamında aslında bir sözcük de ben oraya günü sıkıştırdım ki toplanma. 7 cevaptan birini nasıl olsa verirsiniz siz diye. 7 cevaptan birini. Anma gibi mi? 7 tane cevabı var bunun. 4 harfli olduğuna göre 2'ye düştü. Toplanma günü? Günü. Hangi gün toplanıyorum? Cuma. Cem, cuma, cami. Hepsi aynı. Ya... Sekincisi bakalım. Fokus. Türkçesi? Odak. Çok güzel. Bunları kaçırmaz. Bunları çok sever Belkıs Hanım. Peki şuna bir baksın bakalım. Bu biraz garipçe. Suratın ortasına takılan bir ziynet eşyası? Anam. Ne geldi aklınıza? Hızma. Bizzat kendisi efendim. Buyurun. Niye vazgeçtiniz adam? Ya sanki başka bir şey de deniyordu. Yok. Diye. Çok güzel oturdu yerine. Buyurun 5 harfli cevapların sonuncusunu. Söylev sözcüğünün daha yaygın kullanılan Arapça kökenli eş anlamlısı. Nutuk. Bilmiyorum siz söyleyin. Nutuk. Söylediniz ve 500 puan işte. O kadar kolay. 6 harfler efendim. Zorunu aramayın ne olur. Hani bu büyük finaldir. İllaki zor sorular sormuştur bu adam diye düşünmeyin. Gördünüz. Arada çıkıntılık yapacak sorularım var. Onlar da gelmeden zaten ben yolunu yapıyorum. Bunlar kolay şeyler. Buyurun. Yük hayvanları ve insanlardan oluşan eski zamanların ticaret sürüsü ya da ticari sürüsü. Ay biliyorum ya. Biliyorsunuz. Yük hayvanları, develer falan hani böyle. Harf alayım. Almayın burada harf. Bulursunuz bunu. Deve şeyi. Komoy diyeceğim. Komoy değil. Komoy değil. Komoy değil. Hani gidiyorlar saraylarda kalıyorlar. Nasıl saray onlar? Konvoy saray. Hayır. Yok gelmiyor. Aldık o zaman o harfi. Aldık mı? Aldım. Aldık be. Ha kervan. Kervan 500 puan değerinde. Bir şey olmaz. 3 tane daha harf alabilecek durumdayız. Şimdi mesela bu soru zor bir soru olabilirdi. Ama neyse ki sonuna böyle virgülden sonraya çok güzel bir açıklama sığdırdık. O sizi rahatlatacak. Buyurun gelsin bakalım. Öndeki, önümüzdeki iki farklı şeyden daha yakında olanı Belkıs Hanım. Yani ötede olmayanı. Berike. Çok güzel oldu. Öteki Berike. Buyurun yedi harflere tek kelime şöyle sorulmuş. Ekşi yiyeceklerin dil ve damakta yarattığı bir tür uyuşukluk. Burukluk. Böyle dişini, ağzını... Kamışma. Kamışma. Tek sesle. Kamaşma. Şimdi geliyor yedi harfler. Ve bir kanatlı çıkıyor karşımıza. Nasıl bir şeymiş? Eskiden dudu kuşu da denilen hayvan. Dudu da diyorlar kuşu. Sadece. Hani o dudu dudu dilleri var ya şarkı. Oradaki de bu. Ne kuşu? Nasıl bir kuş? Dudu. Pap. Hı? Papağan. Papağan. 700 puan. Dur bakayım.
2-8, 2-9, 2-10 harfli cevap kalmış. Süre 2 dakika 1 saniye. Ne kadar dengelisiniz. Hadi bakalım. Ne kadar dengelisiniz. Buyurun efendim. Beyne giden kan akışının azalmasıyla bilincini yitirmek. Çok basit düşünelim. Bayılmak. Oldu, bitti. Şimdi aklıma geldi yahu. Hani siz geçen seferlerde eksik bıraktığınız bir şeyi tamamlayacaktınız. İş güvenliği uzmanıdır Belkıs Hanım. Aynı zamanda... Kimya mühendisliği. Onun da bir altını çizelim. Ama işte bunu söylemek istemiyorum. Çok da iyi değilim aralarda. Yok yok, oradan gelmiyor. Merak etmeyin. Oradan gelmiyor. Bu neyle ilgili olabilir? Yani bahçıvanlıkla ilgili olabilir. Sebze meyve yetiştiriciliğiyle ilgili olabilir. O konularda da bir bilgimiz olmasa da bunu rahatlıkla cevaplayabiliriz biz. Tamam. Buyurun bir bakın. Yeni mevsimin habercisi olan öncül meyve sebzelere ne diyorduk Belkıs Hanım? Avangard meyve. Bilmiyorum. Biliyorsunuz. Şimdi artık pek mevsimi kalmadı. İlk hasat gibi bir şey mi? Hayır, 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 hayır. Tek kelime bu. Şimdi tabii ki pek bir mevsimi kalmadı da eskiden mesela domates 12 ay yenebilen bir şey değildi. Bu aylarda da nokta nokta domates çıkardı mesela. Tarlalık. Hadi Nisan'da filan. Hadi Mayıs'ta değil de. Bilmiyorum. Harf alayım. Peki. Hadi alalım. Mesela nokta nokta. Ha, turfanda. Turfanda. 700 puan. 4 soru kaldı. 1 dakika 15 saniye var. Buyurun, geliyor efendim 9 harfler. Eritilmiş maden veya alaşımları kalıba koyup şekil verme işleminin yapıldığı yer. O işlem nedir? O yere ne denir? Maden değil de. Eritilmiş madeni kalıba koyuyorlar. Şekil dövme. Dövme mi? Neydi o? Dökme. Ha gayret. Dökmehane. Dökümhane. Dökümhane bizim aradığımız cevap. Merak içerisindeyim. Şunu acaba daha önce duydunuz mu? Duydunuz da hemen aklınıza gelir mi? Çünkü yani bu aletin dışında elle tutulur bir şey bu. Onun dışında komikli sözlerde de karşımıza çıkar ama daha çok böyle baba dede esprilerinde. Bir görelim. Suyu hem çeken hem ileten tulumbaları niteleyen sözcük. Emme basma. Biliyor. Tamam. 10 harfli cevaplarla ilgili zaten söyleyeceğimi söylemiştim. Bir atlattınız bakalım. Çok güzel şeyler, çok kolay şeyler demiştim. Biri inanılmaz kolay. İkincisi de kolay. Neden? Çünkü yapısı doğrultusunda ona çok benziyor. Neredeyse aynı kelime gibiler. Önce kolayını soruyorum size. Buyurun gelsin. Kafa derisinde türlü sebeplerle küçük beyaz pulcuklar oluşması. Sığdıramadım. Tek kelime. Kepeklenme. Kepeklenme. Benzer bir şey. Biraz daha zor bir soru elbette ki. Bu kadar somut bir şey değil. O yüzden zor. Ama yapısı aynı. Yine MMA diye bitmekte. Tamam. Bir taraftan iki tane harf alabilecek durumdasınız. Ama bence almayın. İki tane harf dediğiniz 200 lira. Kolay mı kazanılıyor? Rica ederim. Buyurun bakalım. Fayda sağlama, payına düşeni, nasibini alma anlamında bir söz. Nasiplenme. M, ma diye olmadı. Bitiyor. Nasiplenme gibi. Harf alsamaydım. Sebeplenme oluyor mu? Bir harf alalım mı? Alalım. Almayalım. Ya. 1000 puan değerinde. Yaptınız yani. Bundan sonra artık bize laf sokmak yok. Söz mü? Estağfurullah. Bana da ekip arkadaşlarım atar. Yok, tamam bir şey. Kabul. Çok teşekkür ediyorum. O zaman gönül rahatlığı içerisinde bir alkış daha verelim.